Evet arkadaşlar, oyun severler hepinize merhabalar diyor. Selamlar gönderiyorum ve hemen maça geçmek istiyorum arkadaşlar. Ana lige geldim, hemen şöyle devam et diyorum. Hemen zamanıyla sonraki maça gidiyorum arkadaşlar. Oyun planına girip her zamanki oynadığım 4-2-2-2 oyun planımı yüklüyorum. Düşüşlü oyuncumuz var mı? 2 tane düşüşlü oyuncumuz var. Hemen şunun yerine Antalyalı'yı, hemen şöyle Kone'nin yerine de şu oyuncuyu alacağım ve başlama vuruşuyla oyuna başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk maçımız Beşiktaş, ikinci maçımız Fenerbahçe. Arda arda iki büyük kulüplerle oynuyoruz ve ikisinde de işin kötüsü deplasmanda oynuyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Erzurumspor şampiyon olmak istiyorsa bu böyle büyük kulüplere karşı deplasmana dahi gitse puan veya puan almak zorunda. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız bu takımlara karşı oynadığınızda deplasmanda dahi oynasanız puan veya puan almak zorundasınız. Yoksa şampiyonluk yolunda çok büyük bir yara almış olursunuz. O yüzden bunun bilincindeyiz ve çok dikkatli kontrollü oynayıp bu maçlardan puan veya puanlar almak istiyoruz. Parolamız tabii ki her zamanki gibi galibiyet. İnşallah galibiyet olur. İki maçta da kayıpsız atlatırız iki maçı da ve 6 puanla inşallah ligde üst sıralara çıkarız diye planlıyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi olur diyor ve maça dönmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş hazırlık pası yapıp atak bulma çabasında. Sağ kanattan geliyorlar. Arslan aldı topu, ileriye doğru bıraktı. Top yine onlarda kaldı. Dikkatli olmamız lazım. Tehlikeli geliyorlar son anda kaleciye. Son anda kaleci tehlikeyi seziyor ve tehlike büyümeden o topa müdahale ediyor ve tehlikeyi atlatıyoruz. Bu çok iyi oldu. Sıkıntı vardı yoksa. Şimdi Munsi'ye gelmiyor top. Munsi dönemedi daha doğrusu. Abi çok iyi geliyorlar. Abi şu topu ben uzaklaştıracağım. Yoksa sıkıntı var. Suso kafaya indirdi Munsi'ye. Dönemiyoruz. Beşiktaş defansı hata yapmıyor. Antalyalı Suso'ya doğru bir pas. Yine hatalı pas. Yine hatalı pas yapıyoruz. Bu dakikalarda çok iyi değiliz. Kaleci kalesini terk ediyor. Kaleciyi çıkartmamam lazımdı. Buraya kararsız kaldı. Çıkartır mı çıkartır mı? Adam ortada kaldı. Öbüründe tabii iyi bir şutla golü buldu Beşiktaş. Sıkıntı oldu. Biraz dakikalar 28'i gösteriyor. 1-0 gerideyiz. Daha erken ama 1-0 geride olmak iyi değil Beşiktaş'a karşı. Bir an önce hemen gol bulup eşitliği yakalamamız lazım. Yoksa ilerleyen dakikalarda sıkıntıya girebiliriz. Dakikalar 38'i gösteriyor. Yine Beşiktaş atak yapma hazırlığındalar. Araya girdik. Şimdi Ünlü ileriye doğru pas attı Suso'ya. Suso mükemmel geçiyor Suso. Suso mükemmel geçiyor. Suso bunu gol yap Suso. 1-1 öne geçiyoruz. 1-1 oldu. 1-1 öne geçiyoruz diyecektim az daha. 1-1 daha sonra öne geçiyoruz. 1-1 yakalıyoruz. Şimdi her şey yeniden başlıyor. Suso. Burada o kadar klas bir çalım attı ki. Kim oyuncu bilmiyorum ama çok güzel geçti onu. Ve 1-1 yakalıyoruz arkadaşlar. Bu iyi oldu. İlk yarı bitmeden eşitliği yakalamamız gerçekten de iyi oldu. Şimdi öne geçme zamanı. Şimdi öne geçme zamanı. Öne geçip 3 puanla ayrılmak istiyoruz bu maçtan. İnşallah iyi olur. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur diyorum. Ve tekrardan maça dönüyorum arkadaşlar. Sol kanattan gelecekti Beşiktaş şimdi. Araya giriyoruz. Top kalecimizde. Kaleciden Pepe'ye. Pepe bıraktı Arslan'a. Arslan'dan Sunu'ya. Sunu önünde boş bir alan var. Sunu yatarak müdahale, top Suso'da kaldı. Munsi'ye gelmiyor top. Beşiktaş defansı hata yapmıyor. Top yine bizde. Atiba Hutchinson ileriye doğru bir pas. Yine o topu müdahale ediyorlar ve ilk yarı bitiyor. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitmeden eşitliği yakalamamız gerçekten de iyi oldu. Bir an önce ikinci golü bulup da bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Bakalım. Şimdi Beşiktaş yeni bir atak hazırlığında sağ kanattan, sol kanattan geliyorlar. Yaptırma ortayı alıyoruz o topu. Alıyoruz o topu. Yine geliyorlar.
dikkatli olmamız lazım. Orta geliyor, kaleci yumrukluyor mu, tokatlıyor mu bilmiyorum ama uzaklaştırıyor o topu. Atiba Hutchinson, Gökhan Töre direkten dönüyor. Abi, bu Gökhan Töre galiba okşayla adam. Büyük ihtimalle Gökhan Töre olması lazım. Gol atan da oydu çünkü. Bizim başımıza bela oldu. Bize zor dakikalar yaşatıyor. Bu sefer direğe takıldı ama Gökhan Töre'nin vuruşu gol olmuyor. İlk golü de o attı biliyorsunuz. Şimdi Antalya'ya bir faul yok mu hocam orada? Orada bir faul yok mu hocam? Pepe indirdi Suso'ya. Suso'ya gelmiyor o top. Araya giriyorlar daha doğrusu. Yine Beşiktaş geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Abi, adamlar geldiği zaman iyi geliyor. Gol oldu sandım bir an için. Neyse ki out. Şimdi yine Beşiktaş yeni bir atak hazırlığında. Dikkatli olmamız lazım. O top Allah'tan hızlı atıyor. Yoksa sıkıntı vardı. Dakikalar 91'i gösteriyor. Artı 2 oynanacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle maç böyle bitecek. Şimdi taç atışı kullanacağız. Son bir atak alabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Antalyalı. İleriye doğru Suso'ya hatalı bir pas Musi'ye. Şimdi Beşiktaş yeni bir atak yapıyor. Dikkatli olmamız lazım. Artık bitirsin hakem. Sol kanattan geliyorlar. Ortayı yaptırmamamız lazım. Maç bitiyor. Zor oldu. Zor bir deplasman olacağını biliyorduk zaten. Neyse. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza geçmiş bulunuyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe. Hemen videonun başına da söylemiştim zaten. İlk maçımız Beşiktaş, ikinci maçımız Fenerbahçe diye. Yine deplasmana gidiyoruz arkadaşlar. Bu deplasmandan da puan veya puanlar almak istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Beşiktaş'tan bir puan alabildik. Bu maçı da kazansak iyi olur aslında ama bakalım. Bakalım inşallah her şey istediğimiz gibi gider. Sunu bıraktı Arslan'a. Arslan'dan taç atışı. Hatalı bir pas. Taç atışıyla oyuna başlayacak Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor. Sağ kanattan şimdi iyi geldiler. O top dışarı çıkar. Taç atışıyla oyuna başlayacak Erzurumspor. Hemen şöyle Arslan bıraktı Kone'ye. Kone'den Sunu. Sunu'dan Musi. Güzel bir pas Musi. Önünde boş bir alan var. Musi bunu gol yapar Musi. Musi nereye vuruyorsun Musi? O nasıl bir vuruş Musi? Bomboş pozisyonda kaleciyle baş başa. Sen bu takımın golcüsüsün. Nasıl bunu gol yapamazsın? Dakikalar 5'i gösteriyor. 1-0 öne geçmek işten bile değildi. Ama topu tribüne yolluyor Musi. Enteresan. Pepe o topu uzaklaştırmamız lazım. Pepe şimdi ileriye doğru attı. Güzel bir pas Musi'ye. Munsi geçerse gol olabilir. Geçti Munsi. Munsi artık gol attığının son anda kaleci. At şu golü ya. At şu golü, 1-0 öne geçelim. Yeter artık. Munsi. Şimdi köşe vuruşu kullanacağız. Şimdi köşe vuruşu kullanacağız. Sunu topun başında. Sunu döndük. Nereye pas atıyorsun be? Nereye pas atıyorsun be kardeşim be? Dakika 82'yi gösteriyor maç. Hala 0-0. Gol olmadı bu maçta. Enteresan. Gerçekten enteresan bir maç. İki takım da gol atamıyor. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Fenerbahçe sağ kanattan gelecek. Arslan ayak koydu. Kaç atışıyla oyuna başlayacak şimdi Fenerbahçe. Oyuncu değişikliği de var Fenerbahçe'de. Şu son dakikalarda bir gol atıp 3 puan alabilsek ah ne kadar güzel olur. Şimdi Fenerbahçe o topa yetişemez. Kale vuruşuyla oyuna başlayacağız. Dakikalar 85'i gösteriyor. Uzun kullandı kaleci Antalya'ya doğru. Antalya'lı o kafayı indiriyor. Atiba Hutchinson, top Fenerbahçe oyuncularda. Fenerbahçeli oyuncularda dikkatli olmamız lazım. Dakikalar 87'yi gösteriyor. İyi geldiler. İyi geldiler. Ortayı yaptırma. Allah'tan top biraz hızlı. Yoksa sıkıntı yaşayacaktık. Şimdi dakikalar 89'u gösteriyor. Bir atak. Bu gol olabilir mi? Musi'ye ama offside.
Kasa atmakta orada biraz geç kaldım galiba. Daha önce atsam, biraz daha erken atsam belki de offside'a yakalanmayacaklardı. Dakikalar 89'u gösteriyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Bir hata gelir mi şimdi oradan? Gelmiyor. Fenerbahçe atak yapacak. Araya girmemiz lazım. Pepe ileriye doğru bir pas. Son atak. Son hata yapalım. Son atak gol olur mu? Şimdi bıraktı. Musi Antalyalı. Antalyalı pas atacak, arkadaşını arıyor, kaptırıyoruz o topu. Maç bitiyor, golsüz eşitlikle maç sonuçlanıyor. İki zor deplasmanlarında birer puan alıyoruz. Kötü bir sonuç değil, birer puan, bir puan da iyi ama 3 puan alsak daha tabii ki de çok daha iyi olurdu. Neyse, yapacak yok, hemen şöyle puan durumuna bakacağım. İstanbul Başakşehir 33 puanla 1. Beşiktaş 2. Galatasaray 3. Fenerbahçe 4. ve Erzurumspor ne yazık ki 5. arkadaşlar, 24 puanla 5.'yiz. Olsun, önümüzde daha çok maçlar var. İnşallah o maçları kazanıp şampiyon olacağız diyorum ve videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Yeni bir analik veya PUBG videosuyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.